Evet, yavaş yavaş başlayabiliriz sanırım. Herkese merhaba öncelikle. Benim ismim Caner Dağlı. Nebula Bilişim Sistemlerinde teknik operasyonları yönetiyorum. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni bir webinarla karşınızdayız. Bu haftaki webinarımızın konusu Checkpoint ile mobil cihazlarda veri güvenliği sağlamak olacak. Sunumu Cem Berberoğlu Checkpoint'ten gerçekleştiriyor olacak. Kendisi de bugün bize sağ olsun eşlik etti. Bir sunumumuz ardından da kısa bir demo gösterimimiz olacak. Sorularımızı chat ekranından yazılı olarak alıyor olacağız sunum sonunda ve bütün sorularınızı yanıtlamaya gayret edeceğiz. Ben şimdi hiç lafı uzatmadan Cem Bey'e aktarıyor olayım. Cem Bey de bize sunumu gerçekleştiriyor olsun. Cem Bey buyurun. Selamlar. Öncelikle sesim güzel geliyor mu acaba? Evet, gayet net. Süper. Merhabalar, ben Cem Berberoğlu. Checkpoint'te güvenlik mühendisi olarak çalışıyorum. Demin Caner Bey'in bahsettiği gibi bugün sizlere Semdas Mobil ile birlikte mobil saldırılara karşı nasıl koruma sağlayabiliriz, bundan bahsedeceğiz. Çok kısa öncelikle bir Checkpoint'ten bahsedeceğim. Daha sonrasındaki günümüzdeki mobil tehlikeler nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Semdas Mobil nedir, nasıl çalışır? Bunlardan bahsedeceğiz. Kısa bir demomuz olacak. Arayüzü göstereceğiz ve daha sonrasında da sorularınızı alacağız. Hızlıca başlayabilirim. Checkpoint 1993'te Gilşivet tarafından kuruldu. Zararların gelişmesiyle birlikte artık günümüzde Checkpoint sadece bir firewall üreticisi olmaktan çıktı. Network güvenliğinin yanında cloud güvenliği, mobil güvenlik ve endpoint güvenliği de sağlıyoruz. Cloud üzerinde Infrastructure as a Service ve Software as a Service güvenlik ürünlerimiz mevcut. Endpointlerimiz için Semdas Agent ürünümüz mevcut ve mobil cihazlarımız için de Semdas Mobile'ımız mevcut. Bu dört platformdan istihbaratları toplayan ve bu dört platformu besleyen Threat Cloud, tehdit istihbarat cloud'umuz da bunların hepsini destekleme durumda. Şimdi biz bugün için mobil taraftan bahsedeceğiz ve saldırı vektörleri çok fazla gelişiyor. Bunlardan birazcık bahsetmek istiyorum. Çalışanlarımız ya da kullanıcılarımız birçok ortamda saldırı uğrayabiliyor. Bunların ilk başında kurumsal ağlar içerisinde yapılan saldırılar geliyor. Daha sonrasında da şehir dışında olabiliriz, yurt dışında olabiliriz, ofis dışında olabiliriz. Uzaktan erişim yaptığımız esnada saldırıya uğrayabiliyoruz. Cloud artık günümüzde çok fazla hayatımızın içine girdi. Cloud uygulamalarını çok fazla kullanıyoruz ve bu cloud uygulamaları üzerinden cloud tabanlı yapılan saldırılara maruz kalabiliyoruz. Ve bugünün konusu da mobil cihazlar üzerinden yapılan saldırılara maruz kalabiliyoruz. Mobil atak vektörlerinden bahsetmek istiyorum. Bu saldırılar bize mobil cihazlarımıza nasıl yapılıyor? Bunlardan bahsedelim birazcık. İlk olarak ve en önemlisi aslında uygulamalar. Uygulamalar üzerinden çok fazla saldırılar yapıldığını görüyoruz ve biliyoruz artık. Bunları örnek vermek gerekirse 0. gün zararlıları olabilir. Sadece sizin şirketiniz için özel yazılmış zararlılar sizin şirketinize bir şekilde gönderilip kullanılmaya başlanmış olabilir. Bu sayede sizin şirketinize zarar verilebilir, içeriden bilgi kaçırılabilir. Uygulama zafiyetleri bu konu aslında çok önemli. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp bir zafiyet açıkladı mesela. Bu uygulama zafiyetleri kullanılarak çok fazla saldırılar yapılıyor ve yapılabiliyor. Zararlı içeren uygulamalar, zararlı içeren uygulamalar aslında bütün uygulamaları bunları örnek verebiliriz. WhatsApp üzerinden gönderilen herhangi bir link, mail üzerinden gönderilen herhangi bir link buna örnek verilebilir. Ama buna en güzel örnek Instagram'ı verebiliriz. Geçtiğimiz günlerde Instagram'da verified olmuş yani matik almış bir accounttan phishing adresi paylaşıldı ve birçok insan bu saldırıdan etkilendi ve kullanıcıları ve şifrelerini çaldırdı. İkinci atak vektörümüz network yani ağ atakları. Bu ağ ataklarında örnek vermek gerekirse tekrar man in the middle ataklarıyla çok fazla karşılaşıyoruz. Herhangi bir kafeye gittiğimizde, havaalanlarında ya da otellerde bilmediğimiz, güvenmediğimiz Wi-Fi ağlarına bağlanıyoruz. Bu ağlarda zararlı olan kullanıcılar, zararlı hackerlar diyelim. Hackerlar trafiğimizin arasına girip bütün trafiğimizi inceleyip bizim kullanıcı adları, parolalarımızı, mesajlaşmalarımızı,
e-maillerimizin hepsini okuyup görebiliyorlar. Bunlar önlenmesi gereken ataklar. İkinci olarak phishing URL'leri. Phishing de çok fazla günümüzde trend olan bir saldırı yöntemi. Sürekli phishing mailleri gönderiliyor, artık phishing SMS'leri gönderiliyor. Bu tarz ataklar da çok fazla gündemde olan ataklar. Daha sonrasında mobile browsing kısmı geliyor. Çok fazla zararlı web sitesi var. Bu web sitelerinden botnetler indirilebiliyor, zararlılar bilgisayarlara indirilebiliyor, exploitation'lar yapılabiliyor browser aracılığıyla. O yüzden bunlardan korunması gerekiyor cihazların. Üçüncü olarak da cihazın kendisine yapılan ataklar mevcut. Bunlar nedir? Exploitation atakları, cihazın ayarlarını değiştirmeye yönelik ataklar. Yani bu VPN ayarları olabilir, sertifikasyon ayarları olabilir. Üçüncü olarak da jailbreak ve root etmeye çalışılan ataklar mevcut. Bu jailbreak ve root edilmiş cihazlarla birlikte zaten sandboxing yöntemleri çok kolay bir şekilde atlatabiliyor. Bu yüzden de önem kazanıyor. Burada birkaç tane mobil atakları görüyoruz aslında. 2016'dan beri şu an günümüze kadar gelen büyük ataklar bunlar. Bunlara örnek olarak CopyCat'i verebiliriz. Judy'yi verebiliriz. Hooligan'a örnek verebiliriz. Bu ataklar aslında birbirlerine çok benzer olsalar da gün geçtikçe çok fazla karmaşıklaşmaya başlayan ataklar olarak karşımıza çıkıyorlar. Sadece mobil tarafı ya da sadece network değil, birden fazla platformu etkileyecek şekilde majör ataklarla karşılaşmaktayız. Bunlar için de total bir protection ihtiyaç duyuyoruz aslında. Siber güvenlik dünyasında siber saldırı dediğimizde aslında akla gelen birkaç isimden bir tanesi WannaCry, Petya, NotPetya, bu tarz saldırılar. Bu tarz saldırılara baktığımızda yaygınlık anlamında yaklaşık 200 bin bilgisayara bulaştığını söyleyebiliriz. Ama bunun yanında mobil device'lara yönelik mobile malware'lara baktığımızda yaklaşık, yani bu aradaki fark çok net bir şekilde belli olabiliyor. CopyCat mesela 14 milyona yakın cihaza bulaşmış durumda. Bunun sebebi de mobil cihazlarımızdaki güvenliğin az olması, önemsenmemesi ve insanlarımızın mobil cihazlarımızdan bir tık daha kolay kandırılabiliyor olması diyebiliriz. İkinci olarak da devamlılık. Demin de bahsettiğim gibi mobil cihazlarımızda herhangi bir güvenlik ürünü kontrolü olmadığı için bu zararların tespit edilmesi çok uzun sürüyor. Hatta tespit edilemiyor bile neredeyse. Gördüğünüz gibi WannaCry ile Petya neredeyse hani bir ay bile sürmemişken doğal olarak mobile malware'ler, mobil zararlı yazılımlar çok daha fazla uzun süreli kalıp bilgi kaçırabiliyor ya da şirketinize zarar verebiliyor. Buna demin Judy'ye örnek vermiştik. Judy'den birazcık bahsedelim. Bu nasıl bir saldırı tipiydi? Judy aslında bir dropper. Bunu Google Play Store'a yüklendi. Google Play Store'a yalnız temiz olduğu bilinen bir yazılım firmasının sertifikasıyla birlikte yüklendiği için Google Play Store buna izin verdi. Bu uygulamayı indiren kullanıcılar Command and Control Server'ına bağlanıp zararlı yazılım indirildi. Bu zararlı yazılım sayesinde bir süre hedefe saldırılar gerçekleşti ve yaklaşık 36 milyon kadar kullanıcı bundan etkilendi. Daha sonrasında Checkpoint Research ekibi bu uygulamayı tespit edip Google'ı bilgilendirdi ve uygulama Google Play Store'dan kaldırıldı. Mobil güvenlik hakkında peki biz neleri yanlış biliyoruz ya da genel kanı nasıl, bunu nasıl değiştirebiliriz, bunlardan bahsedelim. MDM cihazları tek başına yeterli olabilir düşüncesi mevcut ancak bu doğru değil. MDM yönetim için kullandığımız ürünler aslında. Bizim tam olarak güvenliğe yönelik uygulamalara ihtiyacımız var. Mobil saldırılardan bizi korumak için MDM işi yönetmek güvenlik değil. Öncelikli konumuz değil. Evet, mobil dünya çok fazla önemsenmiyor. Aslında çok fazla önemsenmesi gereken bir konu. Bunun sebebi de şu. Kendimden örnek vermek gerekirse ben çok fazla telefonumu kullanarak maillerime, takvimime, şirket içindeki internal sitelere, internal kaynaklara ulaşıyorum. Telefonumun herhangi bir şekilde zararlı bulaşması ya da hacklenmesi durumunda bu bilgilerin hepsini kaybedebiliriz. Hepsi dışarıya çıkabilir ve bu bizim için hiç hoş bir durum olmayacaktır. Yani ne kadar network'ümüzü koruyorsak mobil cihazlarımızı da o kadar korumamız gerekiyor.
IIS tehditlere karşı korumaya sahiptir. Bu da en büyük yanılgılardan bir tanesi. App Store'un Google Play Store'a göre güvenlik önlemlerinin daha fazla olduğu doğru. Ancak iOS telefonlarımızın zararlı bulaşamaz diye bir kanı söz konusu değil. Böyle saldırılarla çok fazla karşılaşıyoruz ve bunların hepsini görebiliyoruz. Mobil antivirüs yeterlidir. Yeterli değildir. Demin de bahsettiğim gibi birden fazla atak vektörü var. Uygulama, network ve device'ın kendisine, cihazın kendisine yapılan ataklar. Bütün bu ataklara karşı koruma sağlayacak bir ürüne ihtiyacımız mevcut. Checkpoint bu konuda bize mobile tarafta SandBlast Mobile uygulamasını öneriyor. SandBlast Mobile nedir peki? Ne yapar? Bundan bahsedelim. SandBlast Mobile bize 0. gün uygulamalarına karşı, zararlı uygulamalara karşı, man in the middle ataklarına karşı hem Wi-Fi üzerinden hem 3G, 4G üzerinden koruma sağlıyor. Bunun yanında anti-phishing özelliği mevcut. Güvenli browsing yapabiliyorsunuz, güvenli tarama yapabiliriz. Antibot ve OS exploitation özelliklerimiz de mevcut. Bunlardan birazdan detaylı bahsedeceğim. Burası aslında bizim modüllerimiz diyebiliriz SandBlast Mobile'ın içerisindeki. Anti-phishing, güvenli tarama, koşullu erişim, conditional access, buna ayrıntılarına geleceğim. Antibot ve URL filtreleme. Öncelikle phishing ile başlayalım. Günümüzde siber saldırıların %90'ı phishing ile başlıyor. Bunun sebebi de artık siber saldırıların yani timeline olarak baktığımızda, zamanlama olarak baktığımızda çok büyük bir bölümünün sadece araştırma olduğunu görüyoruz. Bu hackerlar araştırma yaparak, çeşitli araştırmaların sonucunda da çeşitli phishing mailleri atarak kullanıcıları kandırıp user bilgisi ve password bilgisini almaya çalışmaktalar. Bu bilgileri aldıktan sonra da zaten işler çok kolaylaşıyor. Direkt internal network'e girip istedikleri zarar verilebiliyor. Bu yüzden phishing çok önemli bir konu. Mobil dünyada phishing konusunda birden fazla atak gelebilecek yer var aslında. Bunlardan bir tanesi hepimizin bildiği gibi mailler. İkincisi SMS'ler ve üçüncüsü de mesajlaşma uygulamaları. Bu üçünden de phishing linkleri gelebilir. Hatta uygulamaların üzerinden de gelebilir. SandBlast Mobile bu konuda bize uygulama bağımsız bir şekilde koruma sağlıyor. Herhangi bir uygulama, herhangi bir e-mail, herhangi bir SMS üzerinden, iMessage ya da SMS olsun fark etmiyor. Bunlara phishing'e karşı bize korumamızı sağlıyor. Peki mobile phishing neden diğerlerinden farklı? Neden normal phishing'e göre bir tık daha farklı? Bundan bahsedelim. Mobil dünyada genellikle artık kısaltılmış URL'ler çok fazla kullanılmaya başladı. Tiny URL'ler kullanılmaya başladı. Normal geleneksel phishing adreslerini biz URL'lere bakarak tespit edebiliyoruz. Hiçbirisi bir farklılık var burada. İşte tire koyulmuş, I yerine I yazılmış, I yerine 1 yazılmış şeklinde tespitlerde bulunarak o phishing adresi olup olmadığını anlayabiliyoruz. Ancak kısaltılmış URL'ler bunu birazcık önüne geçmiş durumda. Phishing adresi olup olmadığını anlamak çok zorlaşıyor. İkinci olarak tabii ki insan faktörü. İnsan faktörü kişiye özel bir SMS ya da phishing atıldığı zaman insanımız buna doğal olarak dayanamayıp tıklamak istiyor ve çok kolay bir şekilde credentials'larını kaptırabiliyor. Geleneksel endpointlerimiz phishing ataklara karşı bir network korumasından, bir ağ korumasıyla birlikte korunuyor ve endpoint üzerindeki yazılımlarla birlikte korunuyor. Ama mobil tarafta bunun için herhangi bir koruma mevcut değil. Bu yüzden mobil phishing farklı. Peki bizim anti-phishing modülümüz nasıl çalışıyor? Bunlardan bahsedelim. Phishing linki bir SMS'de gördüğünüz gibi iMessage'da gelmiş. Kullanıcı linke tıklıyor. SandBlast Mobile Threat Cloud'a, yani bu bizim istihbarat cloud'umuza bu link hakkında sorgusunu gönderiyor. Eğer site güvenli değilse bu sorgunun cevabına göre erişim engelleniyor. Eğer site güvenliyse erişime izin veriliyor. Mobil browsing dedik. Mobil arama tehditlerinden bahsetmek isterim şimdi. Zararlı siteler bize ne yapabilir? Zararlı sitelere girdiğimiz zaman browser üzerindeki açıklıklardan yararlanıp cihazlarımıza saldırı yapılabiliyor. Cihazlara zararlı yazılımlar indirilebiliyor. Kontrol uzaktan ele geçirilip cihazlarındaki erişimler kısıtlanabiliyor.
ve cihaz ayarları değiştirilebiliyor. Safe Browsing de bize bütün tarayıcılarda destekleyip bize güvenli bir surfing hizmeti sağlıyor. Conditional Access, bu konu aslında en önemli konulardan bir tanesi SandBlast Mobile kısmında. Koşullu erişim diyoruz buna. Eğer bir cihazınızda SandBlast Mobile tehdit tespit ettiyse sizi belirlediğiniz sitelere ya da belirlediğiniz IP'lere erişiminizi engelleyebiliyoruz. Buna şöyle örnek vereceğim. On-premise uygulamanız ya da cloud uygulamanız fark etmez. İkisi birlikte eğer bir test zararı tespit edildiği zaman sizin belirlediğiniz sitelere erişim engelleniyor. Nasıl çalıştığını burada göstermek istiyorum. Burası sol tarafta gördüğünüz kısım aslında administrator arayüzden bir kısım. Burada hangi sitelere gidilmemesi gerektiğinin biz listeler halinde ekleyebiliyoruz. İstediğimiz kadar ekleyebiliriz. Bu IP olabilir, FQDN olabilir ya da URL olabilir. Bu bilgileri girdikten sonra eğer cihazımıza bir zararla bulaştığı zaman o cihazımız belirlediğimiz sitelere erişime engelleniyor. Bunu da herhangi bir MDM olmadan ya da kullanıcı müdahalesi olmadan sağlayabiliyoruz. Buna conditional access'e yani koşullu erişime örnek vermek gerekirse Virginia Üniversitesi'ndeki sağlık örgütüne örnek verebiliriz. Buradaki bir doktorun cihazı hackleniyor ve yaklaşık 19 ay kadar bir süre yaklaşık 1900 kişinin, 1900 hastanın bilgileri dışarı sızdırılıyor. Bu çok önemli bir haber. Bunun sebebi de şu aslında. Deep Web'e baktığınızda bir zararla satın almak için oraya girdiğinizde kredi kartı bilgisi için yazılmış zararların çok daha ucuz, sağlık kayıtları için yazılmış zararların çok daha pahalı olduğunu göreceksiniz. Bunun sebebi aslında şu, kredi kartı diyelim ki bilgisi ele geçirildi bir zararlı bir hacker tarafından. Bu kredi kartı bilgisi direkt olarak kullanıcı tarafından bankası aranıp iptal edilebilir. Kısa süreli bir bilgi olduğu için bunlar daha ucuz ama sağlık kayıtları kolay kolay değiştirilebilemeyeceği için çok değerli bilgiler olarak görülüyor. Bu sebepten dolayı da çok pahalı. Ve bu saldırıda da yaklaşık 1900 hastanın sağlık bilgisi, hasta bilgisi yaklaşık 19 ay boyunca dışarı sızdırılmış durumda. Bununla birlikte mobil botlar günümüzde çok fazla karşımıza çıkmaya başladı. Mobil botlar sayesinde ağların içine, kurumsal ağlarımızın içine cihazlarımız kullanılarak erişim sağlanabiliyor, lokasyon takibi yapılabiliyor, e-mailler okunabiliyor, rehber erişilebiliyor, şifre hırsızlığı yapılabiliyor ve mesajlaşmalar okunabiliyor. Bu mobil botları engellemek için de Checkpoint SandBlast Mobile'ın antibot modülünü kullanıyoruz. Antibot modülüyle birlikte botların erişmeye çalıştığı command and control sitelerine erişimi engelliyoruz. Şirket standartlarının korunması burada bize URL filtering'i işaret ediyor. Normalde biz endpointlerimiz üzerinde URL filtering genellikle uyguluyoruz şirketlerimiz üzerinde. Uygunsuz olan, uygun olmayan ve verimliliği arttırmak için URL filtering politikalarımızı endpointlerimiz üzerinde uyguluyoruz. Ancak bunları mobil cihazlarımız üzerinde uygulayamıyoruz. SandBlast Mobile sayesinde de bu URL filtering özelliğini mobil cihazlarımızda uygulayabilir hale geliyoruz. Kısaca bahsetmek gerekirse tekrar anti-phishing, phishing ataklara karşı bize koruma sağlıyor. Safe browsing, zararlı web sitelerine karşı korumamızı sağlıyor. Koşullu erişim, conditional access, cihazımıza bir zararlı bulaştığı zaman belirlediğimiz sitelere erişim engelleniyor. Antibot, bot bulaşmış, bot olmuş cihazlarımızın command and control sitelerine erişmesini engelliyor. URL filtering ile birlikte de uygunsuz sitelere erişimimiz engelleniyor. Peki bu ekosistem nasıl çalışıyor? Kısaca bundan da bahsetmek istiyorum. Ekosistemimizde aslında 3 tane ana modül var. Bir tanesi Android ve iOS telefonlarımıza yükleyebildiğimiz SandBlast Agent, SandBlast Mobile Protect uygulaması. Bu uygulamayla birlikte biz network ataklarını, phishing ataklarını telefon üzerinde engelleyebiliyoruz.
İkinci modülümüz Behavioral Risk Engine dediğimiz davranışsal risk engine'imiz aslında. Bu bir cloud ortamı. Burada da gelişmiş kod analizi, application analizi ve application'lar için sandboxing aşamaları mevcut. Bu atakları da cloud ortamımızdaki bu ortam sayesinde koruma sağlayabiliyoruz. Üçüncü modülümüz ise gerçek ve eş zamanlı yönetim arayüzümüz. Bu da cloud ortamında bulunuyor. Bunların da zaten birazdan demosunu yapacağım. Bunlarla birlikte ilk slide'da da bahsettiğim gibi Threat Cloud bizim intelligence cloud'umuz. Bütün bu antivirüs database ile birlikte bu ekosistemi destekliyor. SandBlast Mobile'ı MDM ile birlikte de kullanabiliriz. MDM'siz de kullanabiliriz. MDM ile birlikte kullanmak istersek desteklediğimiz MDM vendorları bunlar. Bunların hepsinde birlikte entegrasyon dokümanlarımız mevcut. Çok da kolay entegre olabiliyoruz. MDM'in olma avantajı mobil uygulamamızı çok kolay bir şekilde deploy edebilirsiniz. Ya da ekstra olarak aksiyonlar aldırabilirsiniz. Ama MDM'iniz yoksa da deployment bir mail uzaklıkta. Sadece bir mail attırarak kullanıcılarınıza SandBlast Mobile'ı yükletebiliriz. Kısaca Capsule Workspace'den de bahsetmek istiyorum. Capsule Workspace bizim container uygulamamız. Bu bir telefonumuzun üzerinde şifreli bir alan olarak bulunmakta. Giriş yaparken bize bir parola ya da parmak izi ya da Face ID istemekte. Bu Capsule Workspace ile biz kurumsal e-maillerimize, iç intranetimize, dokümanlarımıza güvenli bir şekilde erişebiliyoruz. Diyelim ki mobil cihazlarınız kayboldu, telefonun sıfırlanmasına gerek yok. Sadece Capsule Workspace'e erişimi kapatabilirsiniz. Bu şekilde kurumsal verileriniz korunmuş olacaktır. İkinci bir use case ise SandBlast Mobile ile birlikte Capsule Workspace kullanırsanız, eğer SandBlast Mobile zararlı tespit ettiği zaman, yani device yüksek risk tespit ettiği zaman Capsule Workspace'e erişimi de kapatıyor. Bunların birazdan demolarını yapıyor olacağız. Gizlilik ve kullanılabilirlik kısmında kişisel verilerinizi kullanmıyoruz. Bu URL filtering, anti-phishing özelliklerini kullanmak için aslında bir VPN kuruyoruz. Ancak bu VPN'in özelliklerine baktığımız zaman VPN'in gateway adresi olarak telefonun kendi IP adresini göreceksiniz. 127.0.0.1. Yani bu bizim loopback adresimiz. Telefona doğru bir VPN kurup burada bloklama işlemlerini bu şekilde yapabiliyoruz. Dışarıya herhangi bir bilgi çıkmayacağı için kişisel bilgilerinizi kullanmamıza gerek kalmıyor. Kendi cihazınızı kendi getir ile uyumlu ve çok da fazla kullanıcı dostu. Bu sandboxing uygulamalarını, application analiz uygulamalarını cloud'da yaptığımız için şarj konusunda ve internet tüketimi konusunda bize sıkıntı yaratmıyor. Şimdi demoya geçebiliriz. Görülebiliyor sanırım. Bu benim iş telefonum. İş telefonumda gördüğünüz gibi sol üstte SandBlast Mobile Protect uygulamasıyla korunuyoruz. Bu bizim şirket politikamız. Öncelikle bir uygulamayı incelemek istiyorum sizle birlikte. Uygulamayı ilk açtığımız zaman bize bir taramayla başlatıyor. Tarama tamamlandıktan sonra uygulamaya girebiliyoruz. Ya da Continuing Background deyip arka planda çalışmasını sağlayabiliriz. İlk geldiğimizde bize herhangi bir sorun olup olmadığı hakkında bilgi veriyor uygulamamız. Devam edelim. Benim cihazım kısmında burada bizim uyumluluk süreçlerimiz kontrol ediliyor. Screen lock, ekran kilidimiz var mı? Bildirim ayarlarımız düzgün yapılmış mı? Operation system versiyonlarımız yani telefon versiyonlarımız uyumlu mu değil mi? Bunlar kontrol ediliyor. İkinci kısımda uygulamalarımızı görebiliyoruz. Burası App Store'dan ya da Google Play Store'dan indirilmiş uygulamaların olduğu bölüm. Burada herhangi bir uygulamanın içine girip uygulamaların neler yapabildiğine dair bilgileri buradan elde edebiliriz. Mesela LinkedIn mikrofon kullanıyormuş. Bu neden olur bilemiyorum.
Devam edelim. Pardon. OneNote'a bakalım. Capabilities olarak OneNote'da mikrofonumuzu kullanıyormuş. App Store özelliklerine de bakabiliyoruz. Buradaki App Store ile ilgili yazılan yorumları da buradan görebiliyoruz. Bu şekilde uygulamalarımızı inceleyebiliyoruz. Sağ tarafta da App Store'un olmayan herhangi bir uygulama şu an için kullanmıyorum. Buradan bunları görebiliriz. Aşağıda da son zamanlarda taranmış olan uygulamaları görebiliyoruz. My Network kısmına geldiğim zaman burada kaç tane network'ün kısıtlandığını, tarandığını görebiliyorum aslında. İki tane network taranmış. Büyük ihtimalle bunlar bir tanesi benim ev network'üm, ikincisi de işte olduğum iş network'ümüz. Aşağıda da kaç tane access bloklandığı, yani kaç tane zararlı ya da URL filtering'e takılmış olduğum siteye gittiğimizi görebiliyoruz. Sağ üst köşedeki 3 noktaya tıkladığım zaman da Suspend Network Protection seçeneği mevcut. Buraya tıkladığım zaman Network Protection'ım düşüyor, yani VPN'im düşüyor. VPN'im düştükten sonra anti-phishing'e karşı, URL filtering'e karşı korumasız kalıyorum. Bununla birlikte About'a tıklayıp burada bize bilgilerimizi görebiliyoruz. Uygulama versiyonu, hangi policy alınmış, C-level policy'si alınmış, saat kaçta alınmış, gateway adresim ve dashboard ID'm buradan görülüyor. Uygulama aslında bu kadar. Çok basit bir uygulama. Tap to scan dediğiniz zaman tekrar bir tarama başlatabiliyorsunuz. Şimdi öncelikle ben genel olarak ne yapıyorum? Telefonumdan normal bir şekilde checkpoint'e gidiyorum. Checkpoint'te çalışıyorum. Ne yapmak istiyorsam burada yapıyorum. Ya da bununla birlikte box.com'a gidiyorum. Burada herhangi bir dosyalarım varsa dosyalarımı alıp buraya dosya yüklüyorum. Bununla birlikte bizim şirketimizin aslında yok ama size göstermek amaçlı olarak diyelim ki silahlara karşıyız. Bu yüzden de silahları bloklamak istemiştik. Bloklamışız. Buna bir gitmeye çalışalım. Ve bize bir page blocked ekranı çıkardı. Sayfayı blokladı. Guns.com silah kategorisine girdiği için bloklandığının bilgisini bize verdi. Ben bunun yanında kendim için shopping kısmını da bloklamıştım. Mesela bunun için n11.com'a gidelim. Bu sefer tekrar blokladık ve kategoriyi değiştirdik sadece. Hepsi burada gidelim. Burada da hepsi burada.com şirket politikalarına uymadığı için bloklandığını söylüyor bize. Daha sonrasında da şimdi phishing örneklerine geçmek istiyorum birazcık. Diyelim ki benim telefonuma ABC Bank'tan bir sürü mesaj gelmiş bu şekilde. Herhangi birine tıkladığım zaman bu beni bir warning ile birlikte karşılıyor. Show details dediğim zaman visit unsafe site. Girmemesi gerekiyordu. Saniye. Open fişi açıp oradan deneyeyim. Burada herhangi bir siteye gitmeye deneyeceğim. Bir phishing adresi bulalım. General phishing. Aynen. Bunlar phishing adresi olduğu görülüp bunlar bloklandı. İlk sayfa büyük ihtimalle temizlendiği için bizim sistemimizden çıkarılmış olması gerek ya da misclassification yapıldığı için erişime izin verilmiştir çok büyük ihtimalle. Burası bir phishing sitesi olduğunu checkpoint anlayıp bizi direkt blokladı. Kategori olarak da phishing adresini belirtti. Daha sonrasında da diyelim ki bir SMS ile olan gönderilen bir şeye bakalım. Bize ABC Bank'tan yine MobileConf'tan gelmiş. Burayı da direkt olarak blokladı. SMS ile gelen bir linke tıkladığımızda page block. Bunun sebebi de burada bu sitenin bir botnet sitesi olduğundan bahsetmiş. Bunun da bize karşı korumasını sağladık. Daha sonrasında da diyelim ki siz bir şeye gittiniz.
konferansa gittiniz. Bu konferansta size bir URL, size bir QR kod gösterildi ve bu QR kod indirilmenizi istendi. Şimdi ben bu QR kodu tanıtacağım. Bu QR kodla birlikte beni yine bir siteye yönlendiriyor ve bu site de tekrar botnetler yüzünden bloklanıyor. Bu şekilde çok fazla zararlı topluca insanlara cihazlarına yüklenebiliyor. O yüzden de böyle QR kodlar da çok tehlikeli oluyor. Aslında mobil cihazlardaki tehlikelerden bir tanesi de bu. Tiny URL'lerin yanında QR kodların da çok fazla kullanılıyor olması. Şimdi bunların yanında phishing, botnet, URL filtering, bu korumaların yanında application için de korumalardan bahsetmek istiyorum. Şimdi uygulama WhatsApp'a tekrar gireceğim. Link'ten uygulamayı indirebilirsiniz. Aynen. Burası bizim bir demo ortamımız aslında. Mobile app uygulamasının bir sayfası. Güzel hazırlanmış bir sayfa ve Download from the App Store seçeneği var. Ben buna tıklayacağım. Bu şu an arkada indirim işlemine başladı. Şimdi bununla birlikte benim bu sertifikaya izin vermem gerekiyor. Çünkü Untrusted Developer olarak buna güvenmiyor. Ben bunu gidip Device Management'tan bu sertifikaya izin vermem gerekiyor iki uygulamam için. Şu an izinlerim verildi. Burada taramayı gerçekleştirdikten sonra göreceğiz. Bu esnada biz uygulamamıza giriş yapalım. Uygulamamız bir mobil konferans uygulaması. Bu yüzden de bütün izinlerini veriyorum. Buradan bir konferans yapılacağı zaman bizim mikrofonumuza ulaşması gerekecek. Telefonumuza, bilgilerimize ulaşması gerekecek. Bu yüzden izinleri verdim. Ve bir giriş yapacağım buraya. Burası bizim dediğimiz gibi bir demo ortamımız. O yüzden sizle şimdi bu demo ortamının atak arayüzünü de paylaşmak istiyorum. Bu şekilde bir atak arayüzümüz var. Buradan dosyayı tekrardan indirebiliyorum zararlı uygulamamızı. Ya da buradan Command & Control sitesine gidebiliyorum. Bugün en 19'u benim cihazım bu olması gerekiyor. Collect metadata diyeceğim ve record device voice diyeceğim. Bu sayede benim telefonum üzerinden belirli metadata'yı çekmesini bekliyorum ve benim sesimi kaydetmesini bekliyorum. Bunlar da bana mail olarak atabiliyor. Aslında gördüğünüz gibi bu çok basit bir uygulama. Yani birden fazla izin verilmiş uygulamalarla birlikte bu şekilde çok fazla zararlar yazılabiliyor. Buna çok fazla dikkat etmek gerekiyor. Ki bu zararların çok daha fazla kompleks olduğunu düşünürsek artık anlaşılması da çok zor hale geliyor bu uygulamaların. Bana maillerim geldi. Şöyle örnek vermek gerekirse. Bu bir recording aslında. Bu da data leak edimiz. Benim cihazımdan belirli kontratların numaralarını almış. Lokasyonumun yerini almış ve bunun için bir link paylaşmış. Takvimime erişebilmiş, e-maillerime erişebilmiş. Bu şekilde bir bana metadata maili göndermiş. Recording olarak benim ses kaydım şu an var. Ben bunu açacağım. Bunu duyabilir miyim? Recording voice diyeceğim. Bu sayede bu şekilde benim sesim kaydedilmiş olmuş ve bunu bana direkt gönderebildi cihaz. Tekrar şeye döneceğim. Sunblast Mobile'a döneceğim. O ne olmuş, ne bitmiş, buna bakalım. Tekrar gidelim. Demin bildirimleri geldi. Device'ınız risk altındadır diye bildirimlerini iletti. Ve şu an high risk'e çıkaracak device'ın durumunu. Ve daha sonrasında da bu kurumsal sitelere tekrardan erişmeye çalışacak. Aynen. Şu an gördüğünüz gibi bir sürü event var. En aşağıdan başlamak istiyorum. İlk başta URL filtering için guns.com'a gitmiştik. Daha sonrasında N11'e gittik. Bunları dismiss edeceğim. Hepsi buradaya gittik.
botnet sitelerine gittik. Burada da iki tane uygulamamızı direkt zararlı olarak bulmuş. Bu uygulamalarımızı normalde Android cihazlarımızı direkt sildirebiliyoruz. Ancak iOS'in kısıtlamasından dolayı, Apple cihazlarının kısıtlamasından dolayı bir uygulama diğer uygulamayı Apple cihazlarda silemiyor. Bu sebepten dolayı bizi support Apple'a yönlendirip bir uygulama nasıl silinir bunun için yönlendirme sayfasını gönderiyor. Şimdi ben burada öncelikle şeyi test etmek istiyorum. Demin checkpoint'e gidebilmiştim. Checkpoint.com'a tekrardan gitmeye denemek istiyorum. Şu an erişimim engellendi. Yeni olduğu için şu an bana bir ekran çıkarmıyor ama biraz sonra ekran da çıkaracaktır. Şirket politikalarının sebebiyle bloklanmıştır diye. Box da birazdan bloklanacak. Bunun yanında Capsule Workspace'den bahsetmiştim size. Capsule Workspace bizim çalışma ortamımız, şifreli bir konteynerimiz demiştik. Device'ımız SandBlast Mobile tarafında high risk altındayken Capsule Workspace'e girdiğim zaman application'ı blokladı. Şu an için high risk threat altında olduğumuz için uygulamayı açamadığını bize iletti. Şimdi ben uygulamaları sileceğim. Şuradan delete apps diyelim. İkisini birden silerim. Şu an için device management'te herhangi bir şeyim kalmadı. Buradaki uygulamalarım da silindi. Şimdi tekrardan bir tarama başlatalım. Bu tarama esnasında da ben de size arayüzü göstermeye başlamak istiyorum. Çünkü zamanımız kısalıyor, azalıyor. SandBlast Mobile arayüzümüzün aslında bu şekilde. Çok basit bir arayüzü var. İlk başta dashboard'u var. Bize device'larımız hakkında riskli olanları gösteriyor. Mesela şu an bir tane cihazımızda high risk mevcut. Bu da deminki yüklediğimiz iki tane zararlı uygulamadan kaynaklı olarak. Bir tane cihazımızda low risk var. Bunlara bakalım. Size bir bozkurt. Burada low risk varmış. Şurayı all yaptığımız zaman. Burada neden? Suspicious property detected. Burada şey olan SandBlast Mobile yüklenirken verdiğimiz izinlerde location enable edilmediği için, yani location izinleri verilmediği için bu low olarak çıkıyor. Bunların hepsi ayarlanabiliyor. Dashboard'a geri dönüyorum. Burada top threadleri görebiliyoruz. Şu an temizlendiği için threadler herhangi bir şey gözükmeyecek. Security events by type, hangi security, hangi güvenlik açıklarıyla uğraşıyoruz, hangi güvenlik saldırılarıyla uğraşıyoruz, bunları görebiliyoruz. Buradan baktığınız zaman ne zaman ne saldırılar gelmiş görebilirsiniz. Burada sağ üst köşede device statüsü görüyoruz. Diyelim ki siz bir deployment yapıyorsunuz, yaklaşık 100 tane mobil device için uygulamaya mail attınız. Kullanıcılar bilgilendirildiği zaman sadece burada çıkıyorlar. Kullanıcılar bu uygulama yükledikleri zaman aktif oluyorlar. Eğer sadece bilgilendirilip uygulama yüklenmediyse burada görülebiliyor. Buraya tıklayarak da hangi kullanıcıların uygulamayı daha yüklemediğini görebiliyorsunuz. Events and Alerts'e geldiğiniz zaman burada ne olup ne bittiğini aslında birazcık burası bize söylüyor. Burada mesela ne olmuş? Aşağıdan başlayalım. Saat 11.37'de, bunlar artık bizim yaptıklarımız, bir botnet sitesini bloklamışız. Enterprise Certificate Profil yüklenmiş. Bir botnet sitesine gidilmiş. Shopping adreslerine gidilmiş. Weapons adreslerine, yani silah adreslerine gidilmiş. Silah kategorisindeki bir adrese gidilmiş. Bunların hepsinin bize bilgisini veriyor. Daha sonrasında da hem silinmesi hem de kaldırılması hakkında bizi bilgilendiriyor. Benim de buradan anladığım kadarıyla şu an için device'ımda herhangi bir zararlı kalmadı. Gördüğünüz gibi SandBlast Mobile tekrar normale döndü. Ben tekrar Capsule Workspace'e erişmek istediğim zaman çok rahat bir şekilde erişip maillerimi kontrol edebiliyorum. Maillerim geliyor. Takvimimi de kontrol edebiliyorum. Takvimimi de görebilirim. Bu şekilde şu an benim kullanımım açıldı. Bir de tekrardan checkpoint'i kontrol etmek istiyorum. Aynen, checkpoint.com'a da erişimimiz şu an için sağlandı. Dediğimiz gibi high risk olduğu zaman bu koşullu erişimde
belirlediğimiz sitelere erişimi engelleyebiliyoruz. Cihazımız temizlendiği zaman ve high risk durumu düştüğü zaman, herhangi bir tehdit olmadığı zaman da tekrar bir erişimi sağlıyoruz. Şimdi arayüzden tekrar devam etmek istiyorum. Ben direkt burada devices kısmına geleceğim. Burada benim arayüzümde yaklaşık 3 tane cihaz bekli. Bunların 2 tanesi benim telefonum, 1 tanesi arkadaşımın telefonu. Ve burada ben 2 tane grup oluşturmuşum. Bir C-Level grubu, bir IK grubu. IK grubunda şu an için herhangi telefon yok. Bütün telefonlarım benim C-Level grubunda. Bu gruplara göre kuralları yazabiliyorum ve birden fazla kural ekleyebiliyorum. Diyelim ki bir cihaz eklemek isteniyor. Buradan add new device deyip cihaza isim veriyoruz. Örnek vermek gerekirse bunu yazalım. Hangi gruba eklenecek? C-Level'a eklenecek. Bu şekilde gönderdiğim zaman telefon numarası şart değil, e-mail gerekli oluyor. E-mail için de ben şuraya hazırlamıştım. Şu şekilde bir e-mail gönderiliyor size. Bu e-mail içeriğini biz değiştirebiliyoruz. Bunu da birazdan göstereceğim. Bu e-mail ile birlikte buradan uygulamayı indirebiliyorsunuz ya da direkt QR kodu taratıp oradan onu indirebiliyorsunuz. Uygulama ilk açıldığında da zaten size gateway adres ve registration key girdiğiniz zaman direkt arayüzünüze telefon bağlanmış oluyor. Aslında bu kadar kolay uygulaması. Devam edelim polislere. Polisli kısmı bir tık daha karmaşık ve zorlu. Ancak göreceksiniz çok ayrıntılı ve çok başarılı. Şimdi polisimizde öncelikle solda rule base'imizi görüyoruz. Bu rule base'imiz de normal firewall'larımızda olduğu gibi yukarıdan aşağı doğru işliyor. İlk önce benim C-level kuralım mevcut. Hangi grup C-level grubu bu kuraldan geçecek? Hangi profile hit edecek? Yine C-level profiline hit edecek. Bunun dışında C-level grubunda olmayan bütün telefonlarım global politikayla, global kuralla birlikte çalışmaya başlayacak. Şimdi mesela bu C-Level'ı birazcık inceleyelim. Neler var? Burada gördüğünüz gibi 4 tane sekmemiz var. Device, uygulama, ağ koruması ve Wi-Fi network diye. Device'dan başlayacak olursak burada ufak şeyleri göstermek istiyorum size. Mesela şurada eğer cihazınız administrator arayüzüyle işte 10 ne kadardır 10 günden fazladır konuşmuyorsa alarm et. Medium alert. Ya da herhangi bir ekran kilidiyle kilitlenmemişse alarm et. Medium alert olsun ki hani kullanıcı çok fazla rahatsız olmasın ama yine de bunu yapması gerektiğini fark etsin diye. Daha sonrasında da Android için versiyon 7'nin ya da 7.1'in altındaysa high risk'e çıkart. High risk'e çıkardığımız zaman bu conditional access koşulda erişim uygulamalarına erişimiz gidiyor. O yüzden de artık uygulamasını, telefonunu güncellemek zorunda kalacaktır kullanıcılarınız. O yüzden bunları yapmakta fayda var. Ve operation sistemin kesinlikle eski olmamasında fayda var. Çünkü çok fazla güvenlik zafiyetleri kapatılıyor bu upgrade'lerle. O yüzden güncellemekte çok da fayda var. Aynı şey OS versiyonu için de geçerli iPhone'larımız için. Burada mesela 10'un altındaysa medium alert verelim. Eğer Enterprise'da da developer sertifika yüklendiyse de bunlar için de ekstra ayarlar veriliyor. Application kısmına baktığınız zaman malicious application'lar direkt high risk. Hacking tools high risk. Burada önemli olan aslında şurası diyebilirim. Non-market app. Buna örnek olarak Pokemon Go'yu verebiliriz. Türkiye'de yayınlanmadığı için ben dahil birçok kullanıcı, milyonlarca kullanıcı Pokemon Go'yu herhangi başka sitelerden indirdi ve bunun içindeki zararları kimse fark edemedi. O yüzden şirket politikası olarak ya da benim kendi politikam olarak ben herhangi bir market dışı uygulamayı telefonlarımda istemediğimi söyledim. O yüzden de High Alert belirttim. High Alert ile birlikte eğer uygulama dışı, store dışı bir uygulama indirirsem
erişmem gereken sitelere erişimim kaldırılacak. Uygulama kısmı bu kadar. Burası önemli. Size uygulama üzerinde gösterdiğim, şurası hala açık mı? Değil. Uygulama üzerinde gösterdiğim Suspend Network Protection kısmını ben şu an kendim kapatabiliyorum. 5 dakika, 30 dakika ya da 2 dakika boyunca. Bunun konfigürasyonu buradan yapılıyor. Eğer ben kullanıcılara izin verirsem bunu kullanıcılar kapatabiliyor ya da bunu zorunlu hale getirebilirim. Asla Network Protection kapatılamaz. Hiç bunu sormamıza gerek yok dediğim zaman uygulamamdaki o link kalkıyor. Network Protection'ı kapatamıyorum. Network Protection'ı kapattığımız zaman ne oluyor? VPN'imiz düşüyor ve bu sebepten dolayı da URL filtering, phishing ataklara karşı koruma özelliklerimiz çalışmıyor. Burada nelere korumamız sağlanıyor? Phishing adreslerimiz, spyware malicious adresler, botnetlere karşı korumamız zaten açık. Bunlar default'ta gelir ve değişmez. Koşulda erişimden bahsetmiştik. Mesela buraya checkpoint'i eklemiştik. Checkpoint'e ilk başta gitmeye çalıştığımızda gidebildik. Daha sonrasında da zararlıları bulaştırıp tekrardan checkpoint'e gitmeye çalıştığımızda engellenmiştik. Bunu 365 için yapabilirsiniz, çeşitli uygulamalarınız için yapabilirsiniz, kendi internal IP'leriniz için yapabilirsiniz. Buraya IP ya da FQ'den her şekilde ekleyebiliyoruz. Aşağıda URL filtering kategorilerimiz mevcut. Burayı editleyip kategorizasyonlarımız bu şekilde. Bir sürü farklı kategorimiz var. Bunları ekleyip şirket politikalarımıza göre mobil cihazlarımızda da URL filtering uygulayabiliyoruz. Wi-Fi network'te daha çok man in the middle ataklara karşı koruma kısmı burası için önemli. Bu korumayı bir sertifika testiyle yaptığımız için burada onunla ilgili ayarlar var. Geolocation kısmı da herhangi bir network atakla karşılaştığımız zaman bu network atağın yerini belirleyip network sekmesini bize gösteriyor. Şu an önde böyle bir atak olmadığı için bu ekran boş gelmiş durumda. Çok kısa entegrasyonlardan da bahsetmek istiyorum. Device Management'a geldiğim zaman setting kısmında burada MDM servisini seçebiliyorum. Gördüğünüz gibi burada bir sürü MDM üreticisi var. Bunlara tıkladığımız zaman bize gerekli bilgileri soruyor. Bunların hepsinin dediğim gibi entegrasyon dokümanları mevcut ve çok kolay bir şekilde entegre olabiliyoruz. Eğer bir CM çözümü kullanıyorsanız bunların hepsini, bilgilerimizin hepsini Sysdog'la birlikte bu CM ürünlerinize gönderebiliriz. Şurada da lisans kısmına da baktığınız zaman da ben de Evolution lisansı kullanıyorum. 50 cihaz için ve 15 Ağustos'ta da expire olacak. Bu Eval lisansı size temin edebiliyoruz. Aynı şekilde 50 cihaz için 30 günlük bir lisans oluyor. Arayüzden siz de cihazlarımızı test edebilirsiniz bu şekilde. Sanırım benim anlatacaklarım bu kadar. Zaten zamanımızı da doldurmuşuz. Sorularınız varsa bunları alabilirim. Chat'e herhangi bir şey gelmemiş ama sorularınız varsa chat'e yazabilirsiniz. Eğer yoksa da... Evet, soruları yazılı olarak alabiliriz. Cem Bey, gayet faydalı bir sunum oldu. Gerçekten güzel bilgiler öğrendik. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için de. Verdiğiniz değerli bilgiler için de. Tamamdır. Sorumuz herhalde. Ben teşekkür ederim. Evet. Sanırım bir güncel soru yok. Doğrudur. Çok teşekkürler herkese. Tüm katılımcılara. Önümüzdeki hafta salı günü yeni bir webinarla yine karşınızda olacağız. Sizlere bilgilendirmemizi de yapıyor olacağız. Bu arada bir soru geldi bir arkadaşımızdan. Aslında herhangi bir şeye gerek yok. Herhangi bir sertifika almamıza gerek yok. Ben sadece App Store'u açıp dediğim gibi ya da işte kameramı açıp gösterdiğim QR kodu taratıp uygulama indirebiliyorum.
Bunları yönetiminde dediğim gibi sadece arayüzden yapıyorum. Herhangi bir sertifika ya da ekstra bir şey almama gerek yok. Evet. Evet, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Meetingimizi sonlandırıyoruz. Hoşçakalın.